Herkese merhabalar arkadaşlar, öğrencilerin yüzünü güldüren seriyi bu sefer kimle beraber çekeceğim? Deniz'le, yani eşimle beraber çekeceğim. Nasılsın Deniz? İyiyim, teşekkürler, sen nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Öğrencilik sen de yaşadın. Evet, ne düşünüyorsun öğrencilik hakkında? Öğrencilik benim hayatımın en güzel yılları diyebilirim aslında. Doya doya yaşadık. Beraber zaten yaşadık. Adana'da çok güzel yıllarımız geçti. Adana, aynen. Üniversitemiz çok güzeldi, kampüsümüz çok güzeldi. Sen 4 yıl falan kaldın herhalde yurtta, değil mi? Yurt hayatı da yaşadın. 4 yıl kaldım, evet. Sonra eve çıktım. Sonra eve çıktın. 728 kişiyle beraber kaldın ilk başta. Hayır. Şimdi... Kaç kişinin geldi? 6-7 kız kalıyordun. Hayır, o geçici süreliğine aslında. Arkadaşlar falan vardı, yurdu bekleyen, geçici süreliğine kalıyorlar. 4 kişiydik aslında evde. Sonra 2 kişi kaldık ama. Sonra çok güzeldi. Aynen. Doğru. Aynen. Güzeldi ama öğrencilik yılı unutmuyoruz zaten. Hep bahsederiz. Evet. Ah ah diyoruz yani. O zaman ne yapalım? Instagram'da biz sorduk arkadaşlar. İskenderun'da yaşayan, öğrenci evinde kalan öğrenciler bizimle iletişime geçsin diye. Evet. Bizimle iletişime geçenlerle Hakan konuştu. Hakan seçti tabii öğrencileri. Neye göre seçiyor ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Kendi enerji tutanımı seçiyor. Niye tutuyor ben de bilmiyorum. Ne yapıyoruz o zaman? Hiç vakit kaybetmeyelim. Önce öğrenci evine gidelim. Arkadaşları acaba... görelim, bir tanışalım. Aynen, tanışalım. Ne yemek istiyorlar onları soralım. Evet. Ben de önerilerde bulunurum. Sen de önerilerde bulunursun. Alışverişimizi yapalım. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bu öğrenci evinde Hayb'ı tanırsın. Çağrı. Çağrı'yla beraber bir video çekmiştik. Kameraman saatte... bendim. Aynen. Hakan yoktu orada. Aynen öyle. 3 saatte 2005 TL serisini çekmiştik. Evet. Aldığı ödülü 2005 TL'yi öğrencilere versin diye söyledi. Bu 2500 TL'yi senin izleyicilerine çekelim. Böyle bir çekelim sistemimiz derken, var mı? Ha. Bir öğrenci evinde direkt senin adına verilebilir. Evet, öyle yapalım abi. Vallahi çok tamam. Çok mutlu olurum öyle yaparsak. Olur. Vallahi tebrik ediyorum çok seni. Çok güzel olur. Ben sana güzel tekrar takdim ediyorum. O 2500 TL'yi öğrencilere de vereceğiz elden. Aynen. Onu da söylemek yerine istiyorum. Yerine ulaşsın tabii. Aynen öyle. O zaman ne yapıyoruz? Hiç vakit kaybetmeden hemen öğrencilerin evine geçelim. Aynen. Ne istiyorlarsa ona göre. Ondan sonra çıkıp güzel güzel alışverişimizi yapalım. Hemen öğrenci evine gidiyoruz. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Evet, öğrencilerin evinin önüne geldik. Geldik. Sessiz konuşasın var. Ne yapıyorsun? Ritüel var değil mi burada? Tabii, zilimizi çalacağız. Bakalım zilimiz çalışıyor mu? Çalayım mı? Çal bakalım. Yine çalışmıyor. Çal. Bir öğrenci evi zili. Sesimi kısık acaba? Yok, hiç şimdi ses yok. Evet, merhabalar. Zilimiz çalışmıyor galiba. Toplu siktir, hiçbir öğrenci evinde çalışmıyor. Çok ilginç. Hepsi değil de çoğunda çalışmıyor ama, doğru. O zaman içeri geçelim, girelim mi? Muhabbetimizi edelim içeride. Evet arkadaşlar, öğrenci evine girdik. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? İyiyiz abi. Sağ olun abi, siz nasılsınız? Süper, biz de bomba gibiyiz. Böyle biz öğrenci evine geldiğimizde yani. Böyle ben çok mutlu oluyorum. Çok güzel bir ortamınız var belli. Tam öğrenci evi. Normalde böyle abi öğrenci evine mi gidiyorsun yoksa bu adamlar öğrenci değil diye çok laf yiyorum çoğu zaman. Sonuçta ben kendim seçemiyorum. Benimle iletişime geçiyorsunuz. O şekilde birilerini ziyaret ediyorum. Ama gördüğüm kadarıyla tam öğrenci evi. Bulunduğunuz bölgede de öğrencilerin bulunduğu bir bölge zaten. Tabii, aynen. Hemen şurası üniversite zaten. Okuduğumuz üniversite. Evet. Ne okuyoruz? Onu sorayım. Denizcilik okuyoruz. Denizcilik. Ozan'dı değil mi isim? Ozan. Talha. Talha. Hepimiz aynı sınıftanız abla sen. Sen de denizcilik okuyorsun. Evet. Uzak yol gemi kaptanını okuyorsun. Senin isim neydi? Kaan. Kaan. Çok memnun oldum. Şimdi şöyle yapıyoruz Deniz. Sen de biliyorsun ki önce öğrencilere soruyoruz. Ne istiyorsunuz? Ne yemek istiyorsunuz diye. Ne yapalım bugün size? Allah abi, aklımıza bir şey gelmiyor. Siz karar verseniz daha iyi olur bizim için. Bize de sürpriz olur en azından. Evet. Makarna yapalım mı bugün? Makarna dışına olur. Makarna ya da yumurta falan. Olabilir. Şu an menemen yaparız ama. İsterseniz abi. Etli bir yemek bekliyorsunuz değil mi? Biraz abi. Beklentimiz o yönde. Aslında kıyafet makarna. Bana bırakıyorsanız benim aklımda bir şeyler var. Direkt bana bırakıyorsanız. Biz size güveniriz abi. İşin ustası sizsiniz zaten abi. Çok başarılı bir et alacağım. Etle beraber güzel bir dürüm yapalım derim. Olur abi. Olur mu? Çok güzel olur. Et güzel bir et ama yani. Sağlam böyle. 10 numara bir et alırız. Bir kısmını yaparız, bir kısmını hem size de kalmış olur. Yapalım mı öyle bir çılgınlık? Olur abi. Çok güzel. O zaman ne yapalım Deniz? Biz abi dışarı çıkalım. Tatlı ne seviyorsunuz? Soğuk baklava olur abi. Soğuk baklava. Süper. Yani. Tamam. O zaman soğuk baklavamızı da alırız. Yemek en son size bir çay demlersiniz. Alışverişten sonra da buranın keyfini çıkarırız. Muhabbetimizi ederiz. Yemeğimizi yeriz. Açlık durumu vardır muhtemelen. Biraz var aslında. Var. Yemek yedik. O zaman ne yapalım Deniz? Biz gidelim. Hızlıca dışarı aynen, çıkalım. Aynen. Hadi bakalım. Evet, Karaçoğlu üzerinde arkadaşlar bir kasabın önüne geldik. Evet. Şimdi arkadaşların yemeği dışında ben diyorum ki Deniz böyle güzel bir et alalım. Löpet kırmızı olsun aynen. Böyle. Lokum gibi. Sonradan bence yesinler güzel diye. Tabii tabii güzel olur. Ayrıyeten başka? Önden böyle atıştırmalık yemek hazırlanana kadar bence bir lahmacun mu yaptırsak? Çok mantıklı. Lahmacun da yaptıralım. Böyle yaptıralım böyle.
şekilde. Aynen öyle. Halanı da atarlar buzluğa. Kesinlikle. O zaman aynen. Ne yapalım? Girelim içeriye. Kendimize göre yaptıralım, ondan sonra güzel hadi. Bir bonfile alalım bence. Zor. Çok güzel olur. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Şöyle bak, bonfilemizi göstermek istiyorum. Çok güzel. Lokum gibi sinirlerini de ayıklattık. Kilosu ne kadardı bunun? 850 lira. Kilosu 850'ymiş Deniz. Bu kaç kilo geliyor bir ölçebilirsek? Tabii ki. 2 kilo 580 lira. 2 kilo 580 ne kadar yapıyor? 2193 lira. 2193 TL. Tamam, bunu paketleyelim. Kuşbaşının kilosuna kadar? 550 lira. Kuşbaşından da 2 kilo alacağız. Bir de lahmacun alalım. Lahmacunun fiyatına kadar adet fiyatı? 18 lira. O da 18 TL. Kaç tane yaptıralım Deniz? 30 tane yaptıralım. 30 tane de lahmacun yaptıralım. Tamam. Lahmacunun dışında bir de kağıt kebabı yaptıralım dedik. Sezer ustamız yanımızda. Sezer ustam kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle dizmişsin. Bak, evet abi, bir siparişim var 200 tane hemen. 200 tane. Evet, 12'ye yetiştirmek lazım bunları. Kaç gram oluyor bu Sezer abi, ustam? Abi bu 200 safi et geçiyor içine, malzemesiyle 250 gram geçiyor. 250 gram evet, oluyor. Evet, malzemesiyle beraber. 3 öğrenci var. 5 tane de kağıt kebabı yaptıralım. Ne kadar abi bunun fiyatı? 140 lira. 140 TL. Tamam, 5 tane de kağıt kebabı. Ne diyorsun? Olur, tamam, güzel. Bence güzel olur. Yöreselden de gidelim. Aynen öyle. Tamam. Hazırlıklar başlasın. Arkadaşlar, buradaki alışverişimizi tamamladık. Toplamda 10 tane de ekmek aldık bu evet, arada. 10 tane. 4640 TL tuttu. Şimdi ne yapalım? Sebze manav, olayına girelim. Manav tarafına geçelim. İçecek alalım. Doğru. Üzerine zaten tatlımızı alırız. Sonra da devam geçiyor. Ederiz. Aynen. Hadi bakalım. Evet, şimdi de Reyhani Market'e geldik. Market değil canım, manav. Manav, pardon. Söyleyecekler yine düzeltiyor falan. Geçen videoda öyle bir sürü şey. Hiç söylemeyeceğim bir şey. Tam geçtim. Neyse, biz soğana mı geçelim? Biz manava geçelim. Deniz'i linç etmeyin. Mor soğan mı seversin sen? Yok, yoksa... dürüme mor olmasın. Mor sevmiyor. Yok. Deniz mor sevmedi. Bak, kilosu ne kadarmış? 17.9 diyor. Tablacı yapacağız ya. Bak, 14.9 da var. Küçük diyor. Biz güzelinden alalım. Güzel aynen. Alalım. Evet, Deniz sen de seç istersen. Şöyle, ben kabuğu soyulmamış olanları bayılıyorum. Yani. Aynı ama gibi. Hepsini öyle bulmak biraz zor. Fazla fazla aldık. Soğan tamam, böyle maydanoz, yeşillik bir şeyler alalım. Domates de alalım. Hadi aynen. Bakalım içeri doğru girelim. Bursalar çok başarılı değil gibi Deniz. Seçmişler çünkü hepsini salça konserve yapmışlar herhalde. Yani. Tam da zamanı. Tadı yok bence bunun. Hayır, hurma çıkmış eser. Hurma mı? Hurma. Bayılır, pazara gelmişsin gibi. O hissiyata kapıldıktan sonra... İnşallah buraya... telif yemeyiz, arkadan müzik ver. Gelmiyordur inşallah sessizlerimiz. Bir tane daha koy. Güzel. Eline geldi çünkü. Tamam, hadi bakalım devam edelim. Evet, şöyle maydanoz alalım iki adet. Tabii nanesiz olmaz diyorsun. Tablacıya yakışır bence de. Maydanozumuzu da aldık. Şöyle ayran aldık bir de. Şalgam. Evet, sumakla beraber hepsi 222. 222 yakaladık. Hadi bakalım. Manavdan da aldık malzemelerimizi. Evet. Ben de karnım acıkmaya başladı Deniz ben yavaş. Ben çok açım. Belki 24 saattir açım ben şu anda. Ciddi misin sen? Kahvaltı etmedin mi? Hayır. Dün akşam da bir şey yemedim. Bunlar da arabaya girdiğine göre tatlıya gidebiliriz artık. Evet arkadaşlar, şimdi tatlı için nereye geldik? Anlayalım baklavaya geldik. Caddesi'nde soğuk baklava alacak. İtiniz diyor. İtelim abi. Soğuk baklava varmış. Bak şu karşıda duruyor. Ha, orada. Celil Hanım sağ olsun. Böyle ayaküstü beklerken bize birer tane ben böyle tatlı verdi. Kedi gibi bakarken buraya. Kedi gibi bakıyordum zaten hangisinden yesem diye. Ben yedim burada. Hatta öyle sen mi? De yedin. Hatta Hakan sen de yedin. Ben hiç hatırlamıyorum ya. Bak, fıstık seçeneği de var dedi. Diğer taraftan da çikolata seçeneği. Bir kutuyu fıstıklı, bir kutuyu da çikolatalı yapacağız. Tatlılar da 1450 TL tuttu. Artık öğrenci evine gitmek şey için hiçbir sebep kalmadı. Sebep kalmadı. Hemen gidelim. Öğrencilerin de karnı zil çalıyordur diye düşünüyorum. Ben de sabırsızlanıyorlardır. Ben de sabırsızlanıyorum yani. Çok merak ediyorum. İlk defa öğrenci evine gidiyor musun? Evet. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, alışverişler yapıldı. Soğuk baklavalar alındı. Sizin söylediğiniz gibi güzel bir et aldık. Buzdolabına da atmanız için, buzluğa atmanız için ekstra et aldım. Artık ne yapalım? Hazırlıklara başlayalım mı? Bence başlasın. Ben de çok açım çünkü. Yani hadi bakalım o zaman. Başlıyoruz. Thank you.
Evet arkadaşlar, hazırlıklara başladık. Önden ufak tefek hazırlıkları ben yaptım. Birer lahmacun yedik. Açtığımızı hafiften dindirdik. Et döner yapacağım. Hafif böyle marinasyonunu da yapmak istiyorum. Dinlendirmeyeceğiz ama vaktimiz olmadığı için. Şöyle elimizde bonfilemiz var. Bunun hepsini bence kullanmayız. Yemeğimiz de var. Bunun geri kalanını siz pişirirsiniz. Şu kısmı bir tık belki diğer yerlerine göre daha sert olur ama şu gördüğünüz kısım lokum. Şimdi bu lokumdan ne yapacağız arkadaşlar? Ben ufak bir kesik alayım. Bir döner yapacağız. Bu evde normalde kim yaşıyor? Ben yaşıyorum. Sen tek yaşıyorsun. Evet. Arkadaşların? Ben üst katta yaşıyorum normalde. Bir üstünde. Evet normalde oradaydım. Süper. Ama işte dairem gittiği için şu anda orada değilim. Başka bir ev arıyorum buralarda. Sen? Ben orada kalıyorum. Şu karşıdaki bina mı? He karşıda. Evet. Birbirimize çok yakınsınız. Evet. Benim ev arkadaşım yok. Ben depremde çıkmadım buradan. Benim kira doğal olarak yükselmedi. 4000-5000 bandında kaldığı için ev arkadaşına ihtiyaç duymadım. Benim ailem Antakya olduğu için sürekli gel git yapıyorum. Anladım. Sen Talha? Ben bir sokak ötede kalıyorum. Sen de bir sokak ötedesin. Ama hep toplanıyorsunuz. Herkes birbirine yakın arkadaşı. Ne güzel. Deniz, senin öğrencilikle ilgili bir anın var mı? İlk sana sorayım ya. Öyle mi başlayalım? Benle mi başlayalım? Aynen. Ben de böyle bir yandan da şöyle bak ince ince doğrayalım. Diğer yandan sen anlatabilirsin böyle. Küçük tabii. Küçük doğrayacağım arkadaşlar ben. O zaman ben üniversitemin ilk gününü anlatayım ya. Tamam. Birazcık travmatik. Neden? Bana yurt çıkmamıştı. 2005 senesi tabii. Adana Fevzi Çakmak öğrenci yurduna geçeceğiz. Başvurular falan yapılmış. Çıkmadı diye aslında yedek öğrenci olarak beni yurda kabul ettiler bir şekilde. Ama yurda nasıl kabul ettiler? Bodrum katta kalacağım. Bodrum katı böyle aynen. Ranzalar falan aynen. Atılmış. Banyoların böyle lavaboların olduğu yerde. Normal odalarda değil de bodrum hı-hı. Katında. Koku, nem, rutubet falan. Böyle ranzalar falan fistan. Ben bir de ilk defa gidiyorsun yani 17-18 yaşındayım. Evet. Annem, babam, ablam. 2005 yılında kazanmıştın. 87'lisin. Aynen. Kaç yaşında oluyorsun? 17 mi? 17 mi? 17,5. Hakan hesaplı oradan. Gittim annem, babam, ablam falan. Bindik otobüse biz buradan Adana'ya gidiyoruz. Adana'da işte annem bana yurt çıkmadı diye çok tedirgin. Yolda ağlıyor. Benim moralimi bozuyor. Böyle sanki cenazeye gidiyor gibiyiz. Üniversiteyi kazanmamışım da böyle farklı yerlere gidiyor gibiyim falan. Neyse bizi yurda getirdiler. Yurtta böyle aşağılara indik. Bodrum'da işte odanız bu falan dendi. Kimse sesini çıkartmıyor benim moralim bozulmasın diye. Ama annem falan böyle bakıyor. Dolabı açıyor. Dolabın kilidi yok falan. Fistan böyle. Neyse ben ama ben... Bu arada Fevzi Çakmak yurdu çok güzel bir yurttu. Çok güzel evet. Ama zaten sonra normal odama zaten evet. Geçtim. Bir ay sonra falan geçtim ama ilk ben gitmiştim bir de. Arkadaşım da yoktu. O da boştu. Sadece ben vardım. Hapishane gibi. Korku filmi gibiydi yani. Ama ben bizimkiler daha fazla üzülmesin diye ne yapmıştım? Ay çok güzel bilmem ne falan banyoya yakın bak ütü masaları var falan filan diye böyle. Taktiksel çalışmalarla annem birazcık gönlünü rahat ettirmek istemiştim. İlk günüm öyle geçmişti. Tek başıma da yatmıştım. Birazcık ağlamıştım tabii annemler falan gittikten sonra. Falan diye başıma neler geldi önüm diye. Ama sonra tabii. Travmatik olmuş biraz. Ama ikinci günde mesela arkadaşım Nihan'a da selam burada. İkinci gün falan o gelmişti. Sanki 40 yıldır oradaymışım gibi orayı falan böyle tanıtıyorum. Buralar böyle buralar şöyle falan diye. Çabuk adapte olmuştum yani. Böyle bir anı anlatayım. İlk gün. Okulumun ilk günü. Üniversitemin. Siz de mi Adana'da okudunuz? Ben de Adana'da okudum. Ben de ilk gittiğimde Deniz'in kaldığı yurtta karma bir yurttu. Sadece blokları farklıydı. Ben Deniz'den bir sene sonra gittim zaten. Aynı yurda gittik. Sizin öğrencilikle ilgili bir anınız var mı böyle komik? Aklıma bir şey gelmiyor şu an. Sizin gelmiyor mu? Geliyor mu bir şey? Çok şey var da şimdi bu anlatılmaz burada abi. Hani... Anlat ya yabancı. Şey derler ya biz onu kırpacağız falan kırpmadan koy. O zaman şöyle abi siz gemiciydiniz değil mi? Denizcisiniz. Gemici demek yanlış olur. Gemici ayrı bir görev. Kaptan. Gemi güverte kaptanlık falan değil mi bu? Zaten uzak yol vardiya zabiti olarak mezun oluruz. Birer kaptan adayısınız. Uzun yol. Zor bir meslek. Zaman zaman keyifli. Kaçıncı sınıftasınız sizler? Üçüncü sınıfız şu an. Üçüncü sınıftayız. Sizde var mı staj bir şeyler? Yazları çıkıyoruz. Bir ve ikinin yazında çıkıyoruz. Üçüncü sınıfın da ikinci dönemi uzun deniz stajımız var. 6 ay onu yapıyoruz. Uzun deniz stajınızı yaptınız mı? Yok. Üçüncü sınıfın ikinci dönemi çıkacağız. Yani bu yılın ikinci dönemi. Birinci sınıfın yaz dönemi, ikinci hı-hı. Sınıfın yaz evet. Dönemi, üçüncü sınıfın da ikinci dönemi gemide olmak zorundayız. 12 ay zorunlu stajımız var bizim. Üçüncü sınıfın yeni geçtik. Şu an ilk dönemi bitirdikten sonra tekrardan gemilere çıkacağız. Mesela bu sene çıktınız değil mi? Evet, bu yaz. Evet. Bu yaz mesela ben daha yeni, geçen hafta indim gemiden. Öyle mi? Nereye gittin? Kaç ülke mesela bu gittiğinde? Yaklaşık 14-15 ülkeye gitmişim. Öyle mi? Sayabilir misin? Say lan! Polonya, Hollanda, İngiltere'ye gittim sonra, Portekiz, Fas, Mısır, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, gezdi bayağı, Cezayir, şey güzeldi ya. Oo sen en bayağı bitirmişsin ülke şeyi. Libya'ya gittim. Hepsine demir atıyor mu gemi bu arada? Her gitilen ülkede değil mi? Demir atılıyor. Yani, şey limana giriyoruz. Limana giriyoruz. Geziyorsun yani, ülkeyi de geziyorsun değil mi? Yani. Evet, gittim her ülkeyi gezdim şu an. Vallahi süper, çok güzel. Sen nereye gittin Tana? Tersan'dan katılmıştım gemiye, İstanbul'dan. Sonra Yunanistan'a gittik, oradan Belçika, Saint Petersburg, sonra Fildişi'ne gittim. Orada da gemiden ayrıldım. Çok fazla gezemedim, uzak yol olduğu için. Fildişi
Afrika ülkesi olduğu için karamsardım yani. Hani insan gasp ediyorlar. Güvenliğin yok. Allah. Dışarı çıkmak istediğin zaman yanında bir tane güvenlik almak zorundasın. Öyle bir sıkıntısı da var ha. $20 falan galiba. $10 falan vermişlerdi bizim çıkan mürettebatlardan. Başına bir iş gelmemesi için rüşvet veriyorsun bir şeyler. İtalya'da benim gemime asker operasyonu yapılmıştı. Askerler gelmişti yemeğe. Libya'ya gidiyorduk. Libya'da da şu an ambargo var dünya genelinde. Götüremiyoruz maalesef. İtalya'da geçerken böyle gemi askerler katılmıştı. Böyle gemi arama falan yapılmıştı. O da değişik ilginç falanydı benim. Köpekler falan gelmişti böyle denizin ortasında. Allah Allah. İlginç. Peki sen? Ben çok yer gezemedim. Benim gemim yandı. Gemin yandı. Benim gemim yandı. Allah. O nasıl oldu? Sen yapmadın değil mi? Yok, ben hiçbir şey yok. Biz İsrail'e gittik. Limanda yük indirirken bir anda makinemiz alev aldı. Ben o sırada köprü üstündeydim. Tamam. Alarmımız çaldı. Aynı anda telefonumuz çaldı. Aşağıdan bize bunu söylediler. Zaten direkt yangının yerini söylediler. Oradaki panelde de gözüküyor. Herkes role cetvelindeki işini yapmaya koyuldu orada. Belirlenmiş acil durumlar için role cetvellerimiz var. Herkes orada işini yapıyor. Kendi verilen görev neyse. Ama yangının söndürülemeyeceğine karar verildi en son ve gemi terk kararı verildi. Limanda olduğumuz için de direkt limana inmek zorunda kaldık. Ardından bir 10 gün boyunca gemiye üstünde kimse olmadan çekilmesi için hazırladık. Çok yer görmedim ama deneyim oldu benim için. Farklı bir tecrübe yaşamışsın. Evet. Kriz yönetimi. Sen de? Benim stajım aslında biraz zor geçti. Savaş bölgesinde çalıştık. Allah Korsan Allah. Herkesin çalıştık. Farklı bir hikayesi var. Korsan muhabbetlere doğru mu? Korsan doğru. Gördük. Gerçekten mi? Gerçekten. Korsan gördünüz mü? Evet. Allah Allah. Allah Allah. Nasıl bir yönlendirme? Somali açıklarından geçerken radardan 12 milden bir bot göründü bize. Peşimize takılmışlar diye yorumladık biz de bunu. Hani gözle görünmüyor ama radardan görüyoruz. Sonrasında biz de oranın gardını yani oranın sahil güvenliğini aradıktan sonra bunlar da bize drone yolladılar. İki tane drone eskortlarında devam ettik biz de. İlk önce Güney Afrika'dan katıldım yemeğe. Güney Afrika'dan Cibuti'ye gittik. Cibuti'den Yemen'e gittik. Yemen'den Suudi Arabistan'a gittik. Suudi Arabistan'dan Mısır'a gittik. Mısır'dan da Rusya'ya. Vay be. Farklı bir tecrübe olmuş seninkisi. En güzeli seninki geçmiş dostum. Daha çok ülkeye hem de daha şey. Aynen. Tehlikesiz. Benim şirketimin anlaşmaları Avrupa ülkeleriyle. O yüzden genelde daha çok Avrupa seferleri yapıyorum yemeği. Bu evde yemekleri sen yapıyorsun buluştuğunuzda değil mi? Evet. Normalde aranızda en yemekçi kim yani? Yemekleri kim yapar? Ne yapıyorsunuz genelde öğrenci evinde? Kremalı mantarlı tavuk çok seviyor bizde. Öyle mi? Kim seviyor? Biri seviyor. Ben de çok seviyorum. Deniz'in ana yemeği. Aynen. Siz yeni mi temizlik yaptınız? Bu evin en temiz hali değil mi? Hep mi temizsin? Hep temiziz diyor. Doğru söyle. Daha temiz bir insan. Ne güzel. Bir bu oda var. Salon mutfak bir. Bu yan taraf. Bir tane oda orada. Yatak odası var işte. Bakabilir miyiz? Çekebilir mi Hakan? Şöyle bir hemen yan tarafta yatak odası var. Yanında da büyük ihtimalle banyo. Şöyle var. Onu gösterelim. Bir de banyo. Banyo var. Bir de banyo var evet. Bu kadar değil mi? Kaç metrekare oluyor bu? 65 metrekare. Ne veriyorsunuz buraya? 10.500 lira kira veriyorum. Bence çok değil mi ya? Mesela öğrencilik 10.500 şu an mesela bana da çok tabii. Yani bizim zamanımızda öğrencilik zordu. Şu an çok daha fazla zor diye düşünüyorum. Özellikle aileler bu anlamda çok zorluk çekiyordu. Şu an 10.500 buranın ortalaması değil mi? Daha çok iyi ya. Bile 12.000 olmuş. 12.000'den aşağı yok şu an. 12.000'den aşağı. Sen hatırlıyor musun Eser ev kiranı kaç liraydı? Ben hatırlıyorum. 3 kişi kalıyordu. 450 TL. 3 kişi 150 TL. Veriyordun. Ben de 400'e kalıyordum. 200, sen 400'e kalıyordun. 200. Hatta, 200 evet, doğru. Veriyordum. Seninkini bile hatırlıyorum. Doğru evet. Söylüyorsun. Yıllarca 450'ye kaldık. Evet, hatırlıyorsun değil mi? Eski kiracı muhabbet. Bizim evet. Kiracımız çok iyi bir adamdı ya. Ev sahibi. Yani bilmiyorum şu an yaşıyor mu? Bilmiyorum izliyor mu? Zannetmiyorum. Yaşıyorsa ona selamlarımız Şakir olsun. Şakir Paşa'da evi vardı. Şakir Paşa'da evi vardı. aynen öyle. Hatta benim evim neresi? Adanalılar bilir. Alman döneri Hakan çok Gemüse. Seviyor. Gemüse. My Gemüse'nin Murat Apartmanı vardı. Murat Apartmanı. 7. kat. 21 numara. 21 numara 7. kat. Evet. Bak. Yanda da Fatoş teyze var, ona da selamlar olsun. Fatoş teyze beni getirdi. De hatırlar eğer izlerse. Neyse etlerimizi doğrayalım. Sohbetimizi bol bol edeceğiz bugün. Evet Hakan bak gel gösterelim. Şöyle etimizin bir kısmını, yarısını belki doğradık. Diğer kısmını da buzluğa attık. Bu kadar yeterli mi şimdilik? Zaten çünkü kağıt kebabımız da var. Lahmacunumuz var. Yeterli sonra tüketin. Bugün şey yapmayın bugün yani. Doyacağız. Bizi doyurmayın. Siz doyun diye. Bak tefek marinasyon çalışması yapacağım. Dönere biraz yakın olsun istiyorum. Şöyle iki diş sarımsağımız var tamam mı? Şunları böyle ince ince bir doğrayalım başta. Bu kimin bıçağı? Bu benim bıçağım. Ha, bak sağlammış. Normalde öğrenci evinde ilk defa bu kadar keskin bıçak görüyorum yalnız. Neden dolayı böyle? İlgin var herhalde sağlam. Biliyorum ben ya. Şöyle bunları ufaltalım. İnsan der ki babam bu mesleği yapıyor. Orta adama orta açtım golü atmadı. Ne zaman diyecek? Baban da aşçıymış herhalde. Babam da aşçı, lokanta işletiyor. Heh, baba aşçı, ondan aşçı. Dolayı da... Biraz ilgim var yemek yapmaya, yemek yapmayı da seviyorum. Baba ne, sulu yemek mi yapıyor demiştin sen? Döner, sulu yemek, kebap, fırın, her şey var. 30-35 yıllık aşçı kendisi. Oo. Nerede yeri, mekanın ismi ne? İstanbul'u Bayrampaşa'da dönerci ölüsü, gitmenizi tavsiye ederim. Mutlaka gidin, ben gidersem ben de uğrayacağım. Sarımsak 2 taneydi, bunu hepsinin içerisine atıyorum. Sarımsak sevmeyen var mı? Geç sorduk ama. Bayılırız ya, sıkıntı yok. Antepliler sarımsak Antepli. Çok kimin kız arkadaşı videoya çıkılmasına izin vermedi? Ya benim kız arkadaşım. Yaptı.
Kız arkadaşım istemedi mi video açmayı? Ya video değil de buraya gelmem de sıkıntı oldu. Ben bugün geldim zaten İskenderun'a. Kız arkadaşın da Antepli. Aynen. O gelmeni istemedi. İlk başta gelmekten yanında biraz sıkıntı çıktı ama. Ben mi Hatay sandviçimi seçti değil mi? İsmi neydi? Hatay sandviç. Sema. Sema selamlar. Çok seviyorum seni. Hatay sandviç. Beni daha çok seviyor belli ki. Şaka yapıyorum ya. Güzel bir anı olmuş oldu. Evet, güzel oldu. Söylemek istediğin bir şey var mı Sema'ya? Dediğim gibi çok seviyorum. Affet lütfen. Geleceğim aslında. Aranız kötü mü şu anda? Şu anda biraz limoni. Limoni değil mi? Efendim? Sen de mi kız arkadaşını seviyorsun dedin? Ben de çok seviyorum kız arkadaşımı. Aşığım ona. İsmi Sara. Valla harika ya. Vallahi süper. Sen... Başlamışken ben değilim. Ben de kız arkadaşım. Başım bak bu söyledi, o söyledi mi? Söylemezse olmaz. Sen niye... Yok abi. Hayda. Olmadı mı? Yok abi şu an yok. Vardı da mı olmadı yoksa? Vardı olmadı. Vardı, vardı olmadı ayrıldınız. Arkadaş da iletsin de bari kız arkadaşı bekler. Yok, söyledim zaten. Söyledi. Tamam. O söyledi. Ben seni çok seviyorum. Ama ne güzel yani. Ben benim çok hoşuma gitti. Normalde böyle erkeklerde vardır ya böyle birazcık önde. Söylemez. Söylemeyelim doğru, hani aynen. Şeyi vardı. Saklayacak aynen. Neyimiz var ki bizim ya. Saklamadan dolayı da değil aslında hani. Duygularını apaçık belli etme. Söylemez doğru. Erkekler ancak yüz yüzeyken genelde çok söyler yani. Gitti. Seni çok seviyorum diye. Bak arada limoni lütfen Sema yapmayın. Yapmayın öyle şeyler. Olur normalde. Evet bak hemen şöyle sarımsağı ekledikten sonra çok az yoğurt ekleyeceğim. Normalde tavuğun marinasyonunda daha çok kullanılır ama bunu çok az ekleyeceğim. Fazla eklemek istemiyorum. Aslında sadece buna tuz bile eklenebilirdi. Evet. Çok az pul biber ekleyeceğim. Toz biber daha doğrusu. Bu da acı değilmiş. Acı sevip sevmediğinizi bilmediğim için. Yersiniz her türlü. Çok az da şöyle göstereyim. Karabiber. Şöyle karabiberi sever aslında bu. Şimdi şöyle bir... Ezelim çok az şöyle. Masayı kırmadı. Masayı dur. İki tane masanız var böyle değil mi? Başka yok mu? Başka yok maalesef. Bunu da şöyle içerisine atıyoruz. Ayrı bir aroma verecektir bu. Çok az daha soğan tozu ekliyorum buna. Fazla değil bu kadar yeterli o da. Çok az daha sıvı yağ gezintisi yapıyorum ona. Bu da bu kadar yeterli. Şimdiki çok az tadına sen. Hakkı bu. Şöyle tuzundan da ekliyorum. Şimdi bunu iyice şöyle bir harmanlayacağız artık arkadaşlar. İyiden iyiye. Homojen kıvama gelene kadar hiç durmuyoruz. İyice bir karıştıralım. Tüm malzemeler her tarafa eşit bir şekilde yayılsın. Ondan sonra pişirme aşamasına geçebiliriz zaten. Bunun yanında bir de sos yapacağım. Şöyle döner sosu gibi olacak arkadaşlar. Bunu ekmek arası yapacağımız için tavada ağır ağır pişire pişire kenara alacağız. Bence lokum gibi oldu. Bence öyle yenmeli. Oo, al bunu. Böyle yani. Etimiz hazır. Hemen sosun yapılışına geçiyorum. Ocağın altını yakıyorum. Yanmıyor. Bir dakika. Tüp bitmiş. Şaka yapıyorsun. Aklıma geldi o. Tüp mü bitsin? Bir kontrol etsem mi acaba? Hayda. Daha demin ses geldi gerçi fıs evet, diye. Kapalı mı? Vallahi tüp bitmiş. Bakayım ağırlığına bakıp aslında. Evet açıldı. Heh, var açıldı. Mı tüp? Yoksa tüp alalım. Yok. Tüp alabilirim. Hızlıca tüp almak lazım. Yok yanmıyor. Tamam işte. Bura niye yanmıyor? Yandı. Tamam. Tencere ocağa ekliyoruz. Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Sos yapacağız dönerimize. Deniz sos yapacağım dedi. Sos benden olsun dedi. Aynen, çok az yağ şöyle koyacağım. Şöyle hafiften yağ ekledi. Önden sarımsağı sen kavuruyorsun. Kavuracağım biraz aroması patlasın diye. Bak sarımsaklar doğrama tahtasında değil elde doğranır dedi anne usulünde. Abi benim annem. Çok koymayacağım onu da çok koymayacağım. Bence koy ya sarımsak. Hepsini mi koyayım? Bence koy. Sarımsaklar doğrandı. Çok az şöyle zaten yanmasını beklemeden yanınca çünkü tadı biraz ağırlaşıyor. Şöyle domates salçasından ekliyor. Pideyi rahatsız etmesin diye biraz da domates salçasını önden kavurmak gerekiyor. Üstüne sonra sosun suyunu dökeceğiz. Sonra da baharatlar. Sonra baharatlarını dökeceğiz. Kıvam almasını kaynayacak böyle güzel güzel. Mis sos hazır olacak. Sonra sen etlerini pişirebilirsin. Tamam. Evet elini yakmadan sıcak su döküyoruz. Şöyle suyumuzdan da ekledik. Bence yeterli. Sos ne çok koyu olmalı bence ne çok katı olmalı değil evet. mi? Arası evet. Biraz böyle. Biraz cıvık yapılabilir. Niye? Evet, sonra biraz buharlaşacağı için kıvam alsın diye. Aynen öyle. Bence şu anda güzel zaten. Az bir şey kişniş ekliyoruz. Of. Az bir şey ekledik. Evet arkadaşlar. Baza gitti. Birazcık da toz soğan. Soğan tozunu sever bence evet. Sos. Tuz alabilir miyiz Eser Şef'im? Hemen geliyor Deniz Hanım. Şöyle tuzundan da ekleyip ortalık yangın yeri. Tamam. Karabiber seviyor musun? Karabiber de olur tabii. Olmazsa çok olmazı mı? Yakışır. Çok az da toz dedi. Tamam, tozundan yeterli. Da ekledik. Eser'in eli bol arkadaşlar. Boldan bugün her şey. Tamam bu bence böyle bu kendi ateşte. Halinde takıla dursun o zaman. Aynen. Ben de tablacı salatası sever misiniz? Gerçi ekmeğin arasına koyuyoruz. Tablacı salatası nasıl ile? Tamam limon koymayacağım. Ki ekmeği patlatmasın. Hemen bir tablacı patlatalım o zaman. Hadi bakalım. Evet.
Salatamız hazır. Sadece sumak ve tuzunu onu en son koyacağız. Önce dedik etimizi pişirelim. Şimdi ocağımızı yaktık. Şöyle göstereyim. Etimiz hazır. Nasıl gözüküyor? Güzel mi? Çok güzel görünüyor şu anda. Hepsini yapmadık. Dedik ki yancılar da var. Çok az şöyle sıvı yağ gezintisi. Bunlar bir parça ısınsın. Ve şu etimizden alıyoruz. Zaten yağlıydı. Su geldi. Ne? Su mu? Su geldi. Ama hani zil yoktu? Aşağıdan. Aşağıdan basınca var, buradan basınca yok. Ne diyorsun bu işe? Ya abi sıkıntı. Şöyle tutalım, etimizi ekliyoruz. Hafif bir cozurdama sesiyle beraber bunlar iki tavada ağır ağır pişecek. Evet arkadaşlar şöyle gösterelim, suyumuz gittiği için. Şöyle elimizi neyle yıkıyoruz? Damacana da gitsin. Tamam yeter, ziyan olmasın. Su ne kadar önemli aslında bak. Ziyan olmasın diyorsun böyle, su kesildiği zaman değerini anlıyorsun. Şimdi bunları şöyle bir yayıyoruz. Yakından göster Hakan'cığım. Bunları böyle birbirinden ayırmak lazım. Böyle kavurmayla et döner arasında gidip gidip gelecek bu. Bunlar kavrulacak arkalı önünü çok fazla öldürmeden, ondan sonra bunların keyfini çıkaracağız. Evet şöyle bak, kavurmaları gösterin. Biraz sulu sulu bırakmak da istiyorum. Şöyle kavurma dükkanı mı açsak Deniz? Şuna baksana, sulu sulu mis gibi. Bence çok mantıklı. Lokum testi. Elimi yemeyin de. Yumuşakmış ama ya. Ha gitti o. Kısmet. Kim yemedi? Yedik abi. Yedik biz. Lokum değil mi? Böyle sade tatmanızı istedim. Bence bunlar tamam. Tuzu muzu neyimi bence her şey tamam. Sade bir kavurma gibi oldu bence. Dönerle kavurma arasında gidip gidip geliyor. Tam da dediğim gibi. Hemen ne yapıyoruz? Şunu sumağın tuzunu ekleyelim. Şöyle bir parça sumak ekleyelim. Sumağı sever. Özellikle soğan altta kaldı ama. Şimdi şöyle bir karıştırıyorum. İyiden iyiye bir karışsın. Ondan sonra artık ekmeğin arasına dizeriz bunları. Şöyle biraz da tuz. Tuzunu da ekledik. Olay tamamdır bence. Tek başımına oturur gelsin. O kadar güzel gözüküyor. Ne diyorsun Deniz? Harika gözüküyor. İşte açıcı. Açız. Arkadaşlar da bence açlar. Çok şeye bakıyorlar. Şimdi başta ne yapıyoruz? Şöyle gösterelim. Etimizden şöyle tutalım. Kendi evimizdeyiz. İstediğimiz kadar ekleyebiliriz. Şöyle ekleyelim. Hepsini şöyle bir dolu dolu yapalım. Hemen üzerine şöyle bir tablacı salatası dokunuşu. Olay işte budur. Şunu şöyle tutuyorum. İyiden iyiye kavra. Şöyle bir ters yüz ediyorum. Biraz daha böyle bekleyebilseydik açsınız. Sos ekmeği de kızartabilir. Aa sos koymadı. Hızlı hızlı hepsini yapacağım. Yapmam lazım zaten. Elleri de yıkayamadım salatadan dolayı. Çünkü suyumuz yok. Tam öğrenci evi gibi oldu. Tam yani. Şuradan koydum. Getiriyoruz sosumuzu. Sosumuzu görüyorsunuz. Şöyle hafiften etin üzerine gelecek şekilde ekle. Şuradan kavra ve devam et yoluna. Olay budur. Buzda atmış olduğumuz bir bardağımız var. Bardağımız var. İçerisine şalgamımızı ekliyoruz. Yanında çok güzel gider bunun. Evet. Aynen öyle. Şalgam alabilirim ben de. Şalgam alabilirim dedi. Bu markayı da ilk defa içeceğim ben. İşte o yüzden merak ettim. İlk defa gördüm ben de. Biraz ayran da alabilirim hatta üzerine. Evet, şayranı yaptı. Gerçek badanalı gelir. Evet ben evet, biraz daha alabilirim. Şayran alabilirim ben de. Biraz daha alabilirim. Tamam. Ben Adanlıyım, ben yapmadım bunu. Sen misin? Denerim. Denedin mi hiç? Hayır. Ayran çok ama seninkini. Şayran yaptık. Afiyet olsun. Hemen yemeğe geçelim. Evet arkadaşlar, sofraya geçtik. Bir tarafta lahmacun, diğer tarafta kağıt kebabı, dürümcükleri de yaptık. Ve ne diyoruz? Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Kimse bilmiyor. O zaman hadi afiyet olsun. Afiyet dürümcükle olsun. Başlayalım bence. Soğutmadan. İlerine hadi sağlık. Afiyet olsun. Sağ olun. Abi etin 10 numara olmuş bu arada. Öyle mi? Afiyet olsun. Muazzam bir lezzet ya. Afiyet olsun. Beğenmenize sevindim. Eser abi gerçekten çok güzel. Çok beğendim. Harbiden lokum gibi. Et güzel olunca kötü bir şey çıkmaz zaten. Ne yaparsan yap. Etten kurtarıyoruz aslında. Hadi ustalığı da geçtik. Nasıl gemide yatarken zor olmuyor mu? Çünkü çok sallanıyor abi. Ya gemi. Fırtınaya yakalandığımız zamanlarda 20-25 derece falan yattığımızı görüyoruz yani. Yatmaya geçtim, ayakta durmak zor. 25 derece yatıyor yani. Bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz o dönemlerde ama alışıyor insan bir süre sonra. Her şeye alışılıyor yani. Ona da alışılıyor bir şekilde. Adaptasyon meselesi biraz. Yani zaman geçti. İnsan gemiye de adapte oluyor. Yani bir yerden sonra evindeymiş gibi hissediyorsunuz zaten. Çok zor olmuyor yani. İlk gün nasıl, uzun yolda zorlandınız mı? Ne hissettiniz? Benim ilk birkaç günüm gemiye alışma sürecim oldu. Ama bir haftadan sonra komple böyle sanki evimdeymişim gibi rahattım yani, çok rahattım. Doğru mesleği seçmişim dedin mi? Kesinlikle, ben doğru mesleği seçtiğimi öneririm. Yani en başa dönsem tekrardan bana bir şey seçtirse ben yine en kaptanlık okumayı seçerim. En güzeli bu zaten. Tabii aynen öyle. Bende hiç sıkıntı şu oldu abi aslında. Hintlilerle beraber çalıştım. Öncekinde de Filipinlerle çalışmıştım. Kuzeyde çalışmıştım. Yani Hintliler bana biraz garip geldi. O yüzden bir alışma sürecim bir haftayı buldu benim.
aslında. Niye? Ne anlamda garip geldi? Yemek işleri olsun, yemek tarzları olsun biraz sıkıntıydı benim için. Hijyen konusunda evet, sıkıntı mı oluyordu bir de? Sıkıntı çok vardı yani. Herhangi bir hastalık vesaire bir şey olmadı ama. Yok. Sağlık sorunu olmadı. Aşçımız Türk'tü, ondan yana sıkıntı yok. Bu arada gemide en önemli personel aşçıdır. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Çünkü tüm geminin moral kaynağı aşçıdan çıkıyor. Güzel yemek olayları falan. Gemide yemek kötüyse personel düzgün çalışmıyor, bunu kesinlikle söyleyebilirim yani. En önemli birinci adam kaptan, sonra aşçıdır yani. Gemideki yorgunluğu alıyor yani aşçı. Güzel bir yemek. Arada tatlı matlı bir şeyler falan. Dördüncü kaptan olarak başlıyorsunuz zaten değil mi? Dördüncü kaptanın görevleri ne oluyor mesela? Birinci kaptanın kısa net öz bir şekilde. Birinci kaptan dediğimiz bir şey aslında gemi kaptanı oluyor. Aslında gemide sadece gemi kaptanı, yani kaptan dediğimiz gemi kaptanıdır. Diğerleri halk dilinde ikinci kaptan, üçüncü kaptan, dördüncü kaptan diye ayrılıyor. Gemi kaptanı geminin amiri zaten. Her şeyden sorumlu bir nevi. İkinci kaptan genelde geminin yüklemesi, stabilite işlemi, güvertenin disiplini zabit olarak da görev yapıyor. Üçüncü kaptanımız genelde seyirle ilgilenir. Navigasyondur, işte seyir cihazlarıdır. Geminin rotasını kaptanla beraber ayarlıyor. Dördüncü kaptan da geminin safety officer diye geçiyor. Yangın tüpleridir, hayatta kalma ekipmanlarının bakım tutumunu sağlıyor ve her bir işte ikinci kaptan, üçüncü kaptan ve dördüncü kaptanın sabah 4, akşam 4 olmak üzere vardiyaları oluyor. Bu aslında basit bir şey anlatmam gerekirse. İyi, biz de kaptık yani bir şeylere sen. Evet, durdun. Abi doyduk ya vallahi. Yok canım. Sabahtan beri yemek yemiyorum bu kadar mı? Sen ben doymadım. Abi, dürüm bitti, bir tane lahmacun yedin. Lahmacun yedim, ekstradan bir de kağıt yavrum çok sağ. Yani. Yok, olmadı. Sen devam. Ben devam abi. Ben de devam abi. Devam Deniz. Ben bitti. Kaan sende ne durumlar? Nasıl durumlar? Devam. Durmak yok diyorsun. Ben videoyla ekmek diyetimi bozdum nasıl? Ha, harbiden ha, sen diyeti bozdun Deniz. Diyet derken yani aslında bitti yani bu işte. Çekindik. Kavurmamız var. Etimiz var daha doğrusu. Oradan bir 7-8 tane, 9 tane daha dürümcük çıkar. Lahmacunlar duruyor, kağıt kebabı duruyor. Arasında kağıt kebabı mı koydun? Aynen. Çok mantıklı. Gerçekten lahmacunun hayalimden geçen o da şu anda kendimi zor tutuyorum. Kağıt kebabı, öyle mi? Bu Adana dürüm koyanlar ya son zamanlarda. Kim daha iyi yer aranızda? En fazla mideye düşkün kim? Normalde abi hepimiz çok sağlamıyoruz. Evet abi. Şimdi bir anda yüklendim. Ben bir anda kesildim yani. Şimdi çaylar demleniyor tabii. Birazdan tatlıya geçeriz o zaman. Çok az yendi ya. Nasıl peki bulaşma olayını halledeceksiniz arkadaşı? Allah kan sağ olsun. Bulaşma ev sahibi. Ev sahibi. Geçmiş olsun. Bana mı kaldı yine? Abi de yani. Yıkayacak şeyin yok, suyun yok. Sorun gelmesini bekleriz. Ev benim sonuçta, bir şey olmasın. Damacana gerçi söylemişsin. Burada artık biri basar biri yıkar. Tabii. Şimdi sanmasınlar ki öğrenci arkadaşlarımızdan yapıyoruz. İçime el vermez bak hayatta. Bak helal olsun. Hayatta el vermez. Bak sular akmasın diye İlik ayrı meleğin. Poşetler. Çaylar. Tam kaza geldin sen. Bu da girdi. Karnımız uyudu. Evet, şöyle bir açalım. Bu fıstıklımız. Tabii bunun içi de fıstık, üstü de fıstık. Bunun içi fıstık, üstü çikolata arkadaşlar. Hangisi tercihiniz olurdu? Çikolata. Olmaktan dolayı fıstık da yedik. Çikolata tabii. Antepli olarak başla o zaman. Sen. Antepli olarak değerlendirme yap. Çatalımız yok muydu? Bilmiyorum, sizin eviniz. Gel temiz olacağız. Çatallar geldi. Böyle aldım, aslında çevirdim. Damağa yapıştıracak. Damağa yapıştıracak. Ama bu normal bir baklava değil ama. Oo, yarasın. Hadi buyurun o zaman. Afiyet olsun. Afiyet Deniz. Buyurun. Hep beraber alalım, gelin. Bu iyiymiş bu arada. Hocam bir lokma, güzel mi? İyiymiş. Allah Allah, merak ettim. İskenderun'da böylesini bulabileceğimi düşünmüyordum. Bir Diyarbakır olmasa da güzelmiş. Diyarbakır'daki kadar. Güzel güzel. Ne oluyor? Güzelmiş ya. Hiç geldiniz mi Antep'e? Çok. Çok geldim. Antep'i çok severim. Lezzetlerini. Kurçaktan falan yemişsinizdir. Çok mu? Tabii. Orada. Hem koçaktan yerim. Sadece koçak yok zaten. Tabii. İşte Çelebi'sinden Gülloğlu tut. Gülloğlu falan. Gülloğlu'sundan tut. Aintep'inden tut gibi böyle bir tane yok aslında baktığın zaman. Bence hepsi birbirinden lezzetli yapıyor. Burası da kötü değilmiş açıkçası. Soğuk baklava. Yanından böyle bir şey beklemiyordum ben açıkçası yani. Benim de beklentimin üstünde çıktı. Bakayım çikolatalısı nasılmış. Dönün. Arkadaşlar dediğim gibi Çağrı'nın Hype'ın size olan bu hediyesi aslında. Çağrı'ya da buradan selamlar olsun. Sağ olasın abi. Sağ olasın. Takip ediyor musunuz? Tabii tabii, Twitch'ten yayınlarını takip yayını ediyorum. Yayını takip ediyorsun. Ben seni tanımıyordum abi şu an. Tanımıyordun, yeni evet. Tanıyorsun. İyi bir yayıncıydı. Takip etmenizi tavsiye ederim. Takip edeceğiz. Kaliteli biridir yani, çok iyi biridir. Sen de takip ediyorsun. Ben takip etmiyorum, şimdi sizinle beraber tanıdım ama bu videodan, bu videoyu bittikten sonra... Bu paradan sonra...
Abi yardımcı ya. Oldu biraz. Bizi satın almış gibi oldu. Ya öğrenci düşünen adam iyi adamdır. O yüzden aynen takip öyle. Edeceğim. Çok iyi biridir. Size de selamlarımızı iletiyoruz. Bu ince düşüncesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tatlıyla aranız nasıldır? Benim çok aram olmadı ya. Çok beğenmedin sen bunu. Beğenmemekten değil de gerçekten boğazıma kaçtı benim. Boğazıma tamam. Kaçtı. Evet. Ondan. Sıkıntı yok. Tamam. Okay. Toparladı. Evet. Her şey yolunda. Tamam. Helal hoş olsun bu arada. Haram etmeyi düşünmeyi. Sen bir düşünmüyor değil değil mi? Senin tatlıyla aran? Yemek olmasın tatlı olsun benim için. Ben o derece sen de. Bak bazıları öyle. Mesela bizim Hakan da mesela tatlıcıdır. Şu an özellikle bekliyor mesela. Aynen öyle. Kendini diyor. Yemek yemez tatlı ayırır yani aynen. Kenarda. İlla şeyi vardır. Sen Anteplisin ben zaten. Ben abi zaten bildiğiniz gibi. Sen de şey olmaz. Ben de severim tatlı yemeği. Sen de seviyorsun. Tuzluyu tatlı tercih ederim ben. Benim gibisin sen. Sen Deniz. Ben ikisini de severim. Ortasını hep bulmaya çalışırım yani. Tatlıyı da çok seviyorum. Evet, senin de tatlı olayın şeydir yani. Severim yani. Çikolatalı şeyler özellikle daha özellikle çok seviyorum. Doğru. Sende de çikolata dönüyor. Aynen. Nasıl öğrenci ortamı? Çok iyi ya. Arkadaşlar da çok iyiler, çok tatlılar. Değil mi? Çok sevdim yani harbiden. Aynen. Hepsi birbirinden güzel. Efendi. Yok efendim. Çok güzel bir ortamınız var. Aynı sınıftasınız. Yaşlar 22-23. Evet. Şimdi diyecekler ki bu adam nasıl sakallı mesela gemide nasıl gemiden... izin veriyorlar? Veriyorlar mı bilmiyorum yani. İzin veriyorlar hani sıkıntı göre yok. Değişiyor da hani biz kuruk gemisindeydik. Hani çok fazla her gün tıraş olmak için zamanımız yok. İzin veriyorlar sakal bırakmaya. Ha, öyle bir gemiden problem yok. Ama evet. Okuldayken her gün kesmek zorundayız. Ya, okulda kesmek zorundayız. Aynen. Yani. Her gün sabah. Tamam ondan da onu soracağım. Şu an yaz olduğu için. İki hafta daha var okulda aynen. Daha okullar açılmadı zaten. Yok açılmadı. Değil mi? Ne zaman açılıyor? 14 Ekim'de. 14 Ekim'de. Daha var. Siz niye önden geldiniz? Biz seviyoruz. Ortamımız da güzel. Sen muhabbet. Doğru güzel. Aynen. Birbirimizi özledik. Gemideydik zaten. Anlatacak çok şey var zaten. Sohbet muhabbet yani. Kaç erkek vardı orada? 21-22. Erkek muhabbetinden erkek muhabbetine. Stajyerlerin yaptığı muhabbet daha farklı oluyor. Hani ya orada yaş farkı çok oluyor yani. Kendi kafanda birini bulamıyorsun. Personel yabancı oluyor. Benim çalıştığım gemide de Ukrayna'da vardı, Hint'te vardı, Gürcüsü vardı, Azerisi vardı. Böyle herkes her şeyle konuşulmuyor. Aynı şey. O zaman kimse laf etmesin arkadaşlara. Normalde öğrenci evlerinde böyle hani biraz büyük gözükünce sakal bırakınca yo, biraz şey oluyor. Aynen. Mesela bir önceki öğrenci evinde evet. Bayağı bir o konuyla ilgili bana da bunlar şey yaptılar. Hani aynen abi niye bu adamları aldın? Allah Allah. Yani yorumlar okuyorum da ben daha öyle yani çünkü şey biraz böyle bayağı sakallı falan arkadaşlar. Çok da iyi adamlardı. Çok da güzel bir video oldu. Çok eğlenceli bir video oldu bence. Ama bilmiyorum şey yaptılar. Beğenmediler şeyi. Çok büyük dediler. Niye bunları aldın diyenler oldu falan. Ama çok çok iyi adamlardı. Onlara da selamlar olsun. Bir önceki öğrenci kardeşlerimize. Biz de selam yollayalım oldu. Ne oldu Hakan? Yandım. Yok. Yeter lanet olsun bugün işe artık. Artık baklava yiyip. Tatlı canım. Kapatın da şu baklava. Şekeri düştü. Sinyal veriyor oradan. Böyle. Işığı birden kapatın. Son söylemek istediğin bir şey var mı? Yok sağ ol. Selam göndermek istediğin biri var mı? O da yok. Yok. O da yok. Senin var mı selam? Ben aileme selam göndermek istiyorum anneme ve kardeşime. Bir de çalıştığım gemideki arkadaşlarıma Akasya gemisine çok selamlar gönderiyorum. Akasya gemisi. Senin geminin ismi neydi? Öncelikle sana teşekkür ederiz. Bozburun M de benim gemin adı. Neydi? Bozburun M. Böyle büyük bir gemiydi kendisi de. Şey, 22 personel var ve çalıştık. Hepsine selamlar, saygılar. Tekrardan teşekkür ediyoruz size geldiğiniz için. Yani biz gerçekten minnettar olduk. Selam söylemek istediğin biri. Sevgilime tekrardan selamlar söylüyorum. Annesine yollamadı diyecekler. Anneme babama, kardeşlerime. Yani şimdi öncelik o çünkü şey biraz aramız kötü. Al bunu. Sana bu arada çok teşekkür ederim evini bize açtığın için. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için gerçekten çok memnunum. Çok güzel vakit geçirdim. Sizleri de yüz yüze tanımış oldum. Videolarınızı da zaten çok samimisiniz. Gerek kamera arkası gerek kamera önünde bunu görmek yani gerçekten beni çok memnun etti. Tanıştığıma da çok memnun oldum. Çok sağ ol. Teşekkürler. Ellerinize sağlık. Çok güzel yemekler yedik. Ben belki buraya geldiğimden beri ilk defa bu kadar güzel yemek, bu kadar güzel tatlı yiyorum. Buradan da beni sevenlere selam yollayayım. Kanala da abone olmanızı, yorum yapın, takip edin. Evet, doğru. Onun dışında diyecek bir şeyim yok. Kendinize çok iyi bakın. Bu kadar. Ağzına sağlık. Teşekkür ettik. Evet, Deniz senin son söylemek istediğin bir şey var mı? Çok memnun oldum vallahi öğrenci evine geldiğime. Çok güzeldi. Keyifli vakit geçirdik sizlerle. Güzel güzel yemek yedik, sohbet ettik. Vallahi mutluyum ya. Mutlu ayrılacağım buradan. Ben çok güzeldi. Çok mutlu oldum sizi tanıdığıma. Çok sevindim. Bir abiniz var gibi düşün. Ne zaman istiyorsanız arayabilirsiniz. Ben İskenderun'da buralı olduğum için siz sonuçta dışarıdan gelmişsiniz. Ne zaman başınız sıkışırsa ben buradayım. Olmaz. Tamam. Sağ olun. Çok efendi, çok düzgün, çok cana yakın insanlarsınız. Abi biz de video dışı çaya bekleriz zaten biliyorsunuz. İnşallah. Benim yoğun geçiyor. Söz vermeyeceğim ama şöyle söyleyeyim. Benim ofisim var. Sabahları genelde orada bulmaya çalışıyorum. Ne zaman istiyorsanız ofisime mutlaka ama mutlaka bekliyorum. Tamam. Çaya, tamam, kahveye, yemeğe. Ne zaman isterseniz. Tamam. O zaman arkadaşlar ne diyoruz? Umarım videoyu beğenmişsiniz diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.